bir açıklaması vardı mitinglerde. Bu çadırlarda satışa başladık, devam edeceğiz. Fiyatlar nasıl düşüyor görüyorsunuz açıklaması var. Evet. Daha da yaygınlaştıracağına dair bir ifadesi var. Daha da yaygınlaşacak bu çadır ve tanzim iş görünüyor. Şöyle, devamında şöyle bir açıklama da geldi. Tanzim satışların bu şekilde hani sıcak bir organizasyonla hemen devreye girmesi ama belli bir süre sonra da ciddi bir şirketleşmeyle aynen başta konuştuğumuz gibi piyasada organize perakendeye alternatif belediye marifetiyle daha kalıcı bir perakende zinciri kurulması. Dış diğer tanzim satış mağazaları her belediyenin evet, vardı yani. Diğer ürünlerin de büyük ölçüde gıda ve tüketim tarafında yer aldığı öyle anlaşılıyor ki artık piyasada oyuncu olmak gerektiği anlaşıldı. Hani dengeleme açısından. Aynen Halk Ekmek'teki gibi sık sık örnek veriyoruz. Yani bu piyasanın yüzlük ihtiyacının 10'unu karşılarsanız fiyatları birileri uçuramıyor. Bu şekilde bir yapı kalıcı olacak gibi gözüküyor. Umuyorum. Seçimlerden sonra bu kalıcılık için daha ciddi adımlar atılacak. Bunun da zaten hukuki altyapısı var. Belediye kanunları, belediye iktisat teşekkülleri var BİT dediğimiz. Doğru. Orada şirketler oluşturulabilir, kalıcı hale getirilebilir. Üretici birlikleri ve kooperatiflerle işbirliği yapılabilir. Evet. O da bir alternatif olarak vatandaşın İnşallah. Önünde kalırsa piyasa... Şey söylemiştin sen, ben tabii Emin Hoca'ya çok hakim değilim ama sinyal etkisi. Sinyal etkisi tabii. Yani sembolik anlamı diye kullandığımız bir ifade var. Sinyal etkisi daha iyi karşılıyor. Yavaş yavaş terminolojiyi de kapacağız. Kaptınız. Bu sinyal etkisi çok önemli. Ben bunu neden... Apar topar herkes çadırdı tırdı falan yaptılar. Hemen organize olup yapabiliyoruz. Hemen, bunu göstermek hemen. İçin. Tabii. Şimdi yarın prefabrik mağazalar hep öyleydi tanzim satışlar. Prefabrik mağazalar açılmıştı. Onlar açılabilir. Belediyenin parkının köşesinde, meydanın köşesinde falan. Şimdi buralar açıldığı zaman o zaman artık bu kuyruklar muyruklar zaman zaman gene olur. Mesela insanlar sıcak ekmek almaya tabii gelirler canım, sabah. Erken daha tazesinden seçip alayım diyerken gelirler vesaire filan. Kafelerde bile kuyruk oluyor. Eskiden, yani her tabii, an olabiliyor. Tabii oralarda da olur. Bu şimdi olanlar tabii ki bu milletin ihtiyacı. Bir de şuna bakıyor insanlar. Tabii ki 3 kilo soğanı gidip marketten de alır. Diyor ki bakayım orada fiyatlar nasıl. Evet. Gidiyor bakıyor oradan. Belki 15 lira için o kuyruğa girmeyecek bir daha. Problem olmayacak ama böyle bir kalabalık olmayacak ama şu anda merak ediyor. Aslında ne kadara satılabilirmiş de bizim market bunu şu kadara satıyor. Bunun farkını görmeye çalışıyor. Ben onun karşılığını gördüm. Hafta sonu marketten alışveriş yaptım. Vaktim olmadı pazara gitmeye. Ama marketteki fiyatlardan karşılığını gördüm. Tabii. Bunun güzel bir tarafı şunu ortaya çıkarmış oldu. Ayrıca bir süredir biliyorsunuz Türkiye'de şöyle bir konuşma da var. Tarım ve hayvancılık bitti. Bunun böyle olmadığı... Yok, bitmedi. Üretimlerin... Bitmedi ama yeteri kadar, olması yeteri gerektiği kadar ekonomik değil artmadı. Fiyatlar. Şeyler, üretimler evet. Ama... Belki şu üretim var, artmadı, belki şöyle fiyatlar düşün, İstanbul'da bir meydana işte ya da İstanbul'un tamamına 200 ton şey getiriyorsunuz, sebze getiriyorsunuz, fiyatlar 3'te 1'e düşüyor. Tabii. Bu şunu gösteriyor. Aslında ortada gerçekten de konuşulduğu gibi tarladan markete doğru bir hikaye varmış. Yani orada tabii bir var. Abartılı bir şey varmış. Var. Dolayısıyla biz ürün arzını üreticiden tüketiciye, belediyeler eliyle kalıcı hale getirirsek burada mutfak enflasyonunu da ciddi şekilde ama kalıcı düşürebiliriz. Şunu da unutmamak sadece lazım. Değil ama ya. Tabii. Birçok şeyde var. Yerlerinde de var ama bakın işte belki gıda maddelerinde o marketler zinciriyle satacak. Bir şey fabrikada üretiliyorsa deterjanları da belki yaparsın. Bir şey fabrikada üretiliyorsa bunun kapasiteyle sınırı vardır sadece. Ve hiçbir fabrika ya 300 bin satarım galiba deyip onu 300 bin kapasite yapmaz fabrikasını. 500 bin yapar. Tabii. Şimdi biz kapasite kullanımından filan konuştuğumuz zamanlarda tabii, 70'i geçti 80'i geçti. Bu %100 olmaz. %75'tir kapasite kullanımı. %100 hiçbir aslında zaman olmaz. Her zaman fazla vardır. Fazla vardır. Şimdi burada da öyle. Dolayısıyla orada bir arz sıkıntısından söz edemeyiz. Evet.